Aferin almışsın. Aferin. Dur bakayım. Dur bakayım. Öğretmen ne yazmış buraya? Ah, dün ödevini eksik yapmışsın. Tahtayı silmişler. Ben görmedim ödevin hepsini. Ayşe. Konuşurken yüzüme bak kızım. Yalan söyleyenler insanların yüzüne bakmadan konuşurlar. Sakladıkları bir şey varsa gözlerini kaçırırlar. Neden? Çünkü yalan söyledikleri için karşısındakinin yüzüne bakmaya cesaretleri yoktur. Hı? Ödevi bir yapmayı unuttum. Ha şöyle. Erundi. Gelsene. Şunları da sen getirsene. Şevket çağırdı, duymadın mı? Ne oldu? Yarın ev bakmaya başlasan. Ne? Duydun işte, ev bak. Gidelim artık. Ben duramıyorum bu evde. Çok bencilsin Şevket. Şuraya geldiğim günden beri söylüyorum sana. Gidelim, boğuluyorum ben bu türbede diye aldırmıyordun. Ben bunalınca otur Ferdi'de, sen sıkılınca hadi gidelim. Uzatma işte. O zaman imkanımız yoktu. Şimdi var. Bak şöyle emlakçılara. Çok büyük olmasına gerek yok. Temiz, hemen içine girebileceğimiz bir yer olsun. Oh, kötü günler geride kalıyor Şevket. Taşındıktan sonra arabayı da değiştiririz değil mi? Yok artık, o kadar uzun boylu değil. Pısırık olma. Büyük düşün, büyük oyna. Ancak o zaman büyük kazanırsın. Damlaya damlaya göl olmuyor, hala öğrenemedin mi? Yine de çok açılmayalım, ne olur ne olmaz. Aslında krediyle ev bile alabiliriz. Zorlanmayız, merak etme. Gerekirse eş dost destek çıkar. Eşimiz dostumuz kim? Ya mesela Yaman Bey. Bize ne Yaman Bey'den? Hem sen ne görüşüyorsun onunla? Ne var? Eski müşteri. Yani ara sıra bir alo diyemeyecek mi? Her seferinde söylüyor bir şeye ihtiyacınız olsa çekinmeyin diye. Ondan bir şey istediğini duymuyorum. İhtiyaçlarımızı ben görürüm. Tamam. Gör o zaman. Ağzı kapanmıyor bu akşam. Beni mi diyorsun? Vallahi öyle. Toparlayamıyorum bir türlü. Tam zamanını da yırttın hadi. Her söylediğim lafa öyle bakmayın lütfen. Siz de kelimelerinizi dikkatli seçin o zaman. Yırtmak ne demek? Kurtuldu demek istiyor. İşte böyle böyle bozuluyor çocukların dili. Tam zamanında kurtulmuşum vallahi, doğru. Düşünebiliyor musunuz? Bir mahkumun karısı olacaktım şimdi. Oh, kafam rahat artık. Başkaları düşünsün. Yaman Bey paralarını da geri alacak şimdi değil mi? Tabii canım. Zengin günler geride kaldı. Sıfıra indi, sıfıra. Hak edilmeyen kazanç kaybedilmeye mahkumdur. Ondan çal, bundan çırp, nereye kadar? Bir gün gelir hesabını sorarlar. Suç cezasız kalmaz çocuğum. Kazandım zannettiğinin hepsi gider elinden. Yanında da insanın şerefini, haysiyetini beraber götürür. Konuşmuyorsun Şevket. Artık o adamdan bahsetmek istemiyorum ondan. Fikret'le konuştuk bugün. Nasılmış? İyi. Ay boşuna telaş etmişler. Kız bir arkadaşına gitmiş, haber vermeyi de unutmuş. Ben dedim değil mi? Fikret panik yaptı. Karı koca ikisinde de bir telaş. Tam bulmuşlar birbirlerini. Sen başka şeyler de demiştin ama neyse. Açmayayım şimdi. Ağzımızın tadı bozulmasın.
Aferin. Nasıl oldun Hayriye? Vallahi bilmiyorum, ağrıyor. İlaç al bari. Biraz durayım, belki geçer. Bilgisayarı kullanabilir miyim biraz? Tabii. İnternetten kiralık ev ilanlarına bakacağım da. Hayrola? Biz ayrı eve çıkmaya karar verdik. Hadi iyisiniz, kurtuluyorsunuz benden. Nereden çıktı şimdi bu? Ne bileyim ben. Allah Allah, pat diye yani durup dururken. Ay nereden bulacaklar dünyanın parası? Buldu onlar, buldu. Piyango çıktı, bize söylemiyorlar. Şevket. Efendim baba. Biraz önce Ferhunde Hanım kararınızı bildirdi. Ayrı eve çıkıyor musunuz? Evet baba. Zamanı geldi artık. Hayırlı olsun. Sağ ol. Ne oluyor bunlara Ali Rıza? Ay, ay sıcak bastı. Anne. Ay. Hayriye, iyi misin? Tansiyonum fırladı, tansiyonum. Leyla, yavrum hadi ilacımı getir bana. Tamam. Orada değil, orada değil, yukarıda. Şifonyerin çekmecesinde, hadi yavrum. Ay. Ben de su getireyim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.